Hocam tekrar merhaba. Merhaba hocam, hoş geldin. Biz hocam, hoş bulduk. Biz de hocam. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Aslında bir taraftan söyleyeceklerim iltifat gibi gözükebilir ama bunlar gerçek. Yani iltifat konusunda özellikle erkeklere iltifat ederken ben o kadar başarılı değilim. Bizim ligimizde uzun zamandan beri oynanmamış bir oyun. Uzun zamandan beri görülmemiş bir performans. Hem oyuncular performansı hem teknik adam performansı. Ve 3 farklı stratejiyi çok az kusurlarla oynayabilen bir ekip ki biraz ligimize de eleştirel bakacağım burada. 18 takımlı ligimiz var. Anlaşılabilir futbol oynayan bir tane ekip var. Ve bunu 3 farklı şekilde oynayabiliyor olması en azından bizim için, seyirciler için harikulade bir lezzet. Çünkü pahalı bir ligimiz olmasına rağmen pahalı bir futbolumuz yok. Ucuz gözüküyor biraz. Belki kötü konuşuyorum ama öyle gözüküyor. O ucuzluğun içerisinde. Bu eleştirileri biz de kendi içimizde yapıyoruz zaten. Ama pahalı bir küçük maliyetle kurulmuş ama pahalı futbol gösterileri ortaya koyan bir ekip var ve başında Abdullah Avcı var. Ben büyük fark yarattığını düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Sadece ligimizde değil, kendi meslek yaşantısında geçmişine bir Avrupa şampiyonluğu var geçmişte. Doğru. Ama o zamanki Abdullah Avcı'ya da fark yarattığını düşünüyorum. Ne kadar fark var? %100 Avrupa şampiyonluğundan başlayarak düşünecek olursak. Genç milli takımlar ki süreçten bahsediyorsun. İşte 2005 senesinde aynı senede hem Avrupa şampiyonluğu hem dünya dördüncülüğü. Yani hem Avrupa şampiyonası hem dünya kupası gördük. Tabii 17 yaşındaki oyuncularla beraberdik. Sonrasında da bir profesyonellik yaşantım başladı. Aynı kulüpte 6 sene üst üste. Sonrasında da bir A milli takım serüveni var. 2 senelik. Bence ben orada bir eşik atlama dönemi görüyorum. Yani milli takım döneminde mi? Milli takım tabii. Yani ben şöyle, de öyle görüyorum çünkü. 6 sene bir kulüp takımında çalışmak bulunduğun yerde tabii ki bir takım gelişimleri yakalama açısından önemli ama istikrar, süreklilik açısından önemli ama özellikle milli takımla ilgili şunu yakalıyorsun. Bu oyun biliyorsunuz bir sahanın içi var. Benim için en değerli olan oyun. Bir de sahanın dışı var bu konuyla ilgili. Bir de bir uluslararası seviye var. Şimdi milli takım düzeyinde bu 3 ana faktörü ile ilgili ben inanılmaz derecede bir mesafe kat ettiğimi düşünüyorum. Bir sahanın içi teknik taktik anlamında uluslararası seviyeyi birebir sahanın içinde yaşamak, bireysel oyuncu performansları, özellikle uluslararası seviyedeki ritim, tempo, taktikler. Bunları çok net birebir yaşayarak görüyorsun. Bir sahanın dışı var. Yönetmen gereken bir yer var. Bu benim için çok önemli bir uluslararası seviyede bir tecrübe oldu. Ama bunun dışında çok artıları şöyle. Türkiye'deki bütün yerli oyuncu havuzuna sahip olmamı, hem genç milli takımlardan 11 senelik süreçte hakim olmak. Yani 80 doğumlulardan, Emre Belezoğlu doğumlularından 97 Cengizlerin, Enes'lerin grubuna kadar o havuza hakim olabilmek. Bu bana uluslararası seviyede inanılmaz derecede mesleki anlamda evrilmeme çok katkısı sağladı. Çünkü o süreçte sadece A milli takım değil, Türk futbolu ile ilgili neler yapılabilir, eğitim amaçlı neler yapılabilir, dışarıdaki örnekler ne? Almanya'yı çok test aldım bu konuda, bize daha yakın, yani nüfus olarak yakın. Almanya'da 2 tane A milli takımda oynayan yetenekli Türk oyuncu var. Yani yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok ama neyle ilgili sıkıntı? Eğitim. Eğitim konu başlıklarının üzerinden. Bence A milli takım süreci ve sonrası, çünkü sonrasında da bir sene çalışmak istemedim, enerjim yoktu. Sonrasında da yurt dışına devamlı gidip gelmek, bence bir sonraki bu Başakşehir'e geçişte evrilmeme çok önemli etken oldu diye düşünüyorum. Hocam o boşluklar, kısa boşluklar biraz teknik adamın kendisini güncellemesi, işte az önce evrilme dedin, onu da sağlayan bir unsur muhakkak. Aslında çalışmadığı, teknik adamın çalışmadığı dönemler boş gibi gözükse de belki de en dolu dönem o olabilir. Çünkü benim gözlemim Abdullah Avcı A milli takımdaki görevinden itibaren uluslararası seviyeye doğru tırmanışı başladı. Benim için orası ki geçmişte bir Avrupa şampiyonluğu olmasına rağmen. Yani orası da uluslararası seviyedir. Tabii. Genç takımlardır ama uluslararasıdır oyunlar. Tabii. Oradaki teknik adamlar, oradaki oyuncular uluslararası seviye ama A milli takımdan sonra büyük fark ortaya çıktı. Burada acaba şu olmuş olabilir mi? Yani öykündüğümüz belki Abdullah Avcı'nın bir idolü yok teknik adam olarak ama mutlaka beğendiği teknik adamlar vardır. Veya oynattığı futboldan
belli ölçüde etkilendiği teknik adamlar vardır veya ligler vardır. Nereler oralar? Bana biraz böyle Başakşehir'i seyrettiğim zaman ben bir 5 sene önceki Dortmund'u seyrediyor gibi seyrediyorum biraz. Dortmund artı Atletico. Biraz böyle Atletico'nun o özellikle Simone ile beraber yaptığı çıkış. Orada Atletico'dan şunu aldık bence. Canlı da çok seyrettim. Arda ile de iletişimim vardı. Bazen konu başlıklarını da konuşabiliyorduk. Takım savunması bence öncelikle bir futbol takımına yerleştirilmesi Hocam, gereken. Hocam araya gireceğim. Top rakipteyken Atletico, top kendisindeyken Dortmund gibi. Çünkü evet. Çok çabuk geçiyor. O transition'ı, geçişi çok kolay, çok reaksiyonu çok erken vererek yaptığını düşünüyorum. Bununla da Klopp'u yani şey yapabilirsin. Şu anda Liverpool'da da aynı şekilde takip ediyorum. Bence ilk önce takım savunması bu konuda Atletico bana bir doğru örnekti. Onun arkasından Dortmund geçiş oyunu için özellikle savunmadan hücuma geçiş oyunu için doğru bir örnekti. Şimdi biz üçüncü bir boyutunu oynamaya çalışıyoruz bunun. Bir de kendi oynadığımız ligin bir takım gerçekleri var. Biraz evvel ifade ettiğinde ligimizin 18 takımının 13 tanesi tek opsiyonla oynuyor. Dün akşam bizim şeyimiz vardı. İlk yarının değerlendirmesi bir analiz toplantımız vardı. Bundaki rakamlar da bunu gösteriyor. 13 tane takım tek opsiyonla oynuyor. Şimdi bu ligin bazı dinamikleri var. Bazen buna göre bir pozisyon alacaksın. Artık kendi oyununda kabul ettirebilecek çalışmaları yapman gerekiyor. Şimdi biz 2,5 sene öncesindeki savunmadan, takım savunmasından çıkıp hemen ikinci yarısında, ilk senenin ikinci yarısında yani 2014-2015 yılında savunmadan hücuma geçiş oyununu oynadık. Buna ben şu ifadeyi kullandım. Kuş sürüsü. Beraber giden, beraber dönen. Bugün tanımlama da güzel. Evet. Bugün şeyde televizyonda Almanya'dan, İngiltere'den, İspanya'dan çok seyrediyorsun biliyorum. Maçları seyrettiğin zaman bu 22 tane oyuncuyu kompakt bir ekranın içinde görebilirsin. Ya, görüyoruz. Ama Türkiye Ligi'nde baktığında geçişlerde özellikle bunu görme şansın çok azdır. Mesafeler açılıyor. Mesafeler çok açılıyor. Bugün Almanya'da 22, 23, 24 metrelere düşen bir oyundan bugün ligin takım boyu en kısa takımına geldik. 29 metrelerdeyiz ki bu benim için yeterli değil. Daha da bunu kısaltmaya çalışacağız. Kendi kalesine savunmayı önde kuran ligin en 35-36 metrelerde en şey takımıyız, ikinci takımıyız. Şimdi bunların hepsi bir çalışma ürünü. Bunun yanında şu var. Bizi burada tutan çok önemli gerçekler de var. Kulüp yapısı var. 10 senenin 8 senesi 325 maça çıkmış bir teknik direktör var. Arada da uluslararası seviye tecrübesini yaşamış bir teknik direktör var. Onun yanında bir oyuncu grubu var. Şimdi bu bantta kalabilmek için tecrübeli oyunculara da ihtiyacım var. 28-30 bantı ve çok özellikle önemli. Ligin tepesinde seyredebilmen için bu oyuncuların da katkıları son derece önemli. Bir uluslararası seviyeyi yaşamış, büyük takım duygusunu yaşamış, şampiyonlukları yaşamış. Bununla beraber de bunların kişilik analiz testlerini de yaptırdım ben. Çünkü bizim işimizin bir bölümü de iletişim. Mutlaka. Yani. En önemli bölümlerinden takım bir tanesi. Takım yönetiminde çok önemli unsur. Çok önemli bir unsur. Bazen işte bir oyuncuyla nasıl konuşacağını, bir oyuncuyla nasıl mesafe koyacağını, bir oyuncuya ses tonunun nasıl yükseleceğini. Ne çok iyi bir teknik adamın yapması gerekiyor. Çünkü biz CEO gibi düşün bunu. Bir 50 kişilik grubu yönetiyoruz. Lider biliyorsunuz eskiden çemberin içindeydi. Şimdi çemberin dışında çok önemli konu başlıkları var. İletişimci olacaksın, analizci olacaksın, bilimci olacaksın. Medya ile iletişimin doğru olması gerekiyor. Gibi gibi bir sürü beslenmeden, bilimden, sağlıktan son derece doğru faydalanman gerekiyor. Şimdi bunların hepsinden hemen hemen ortalama bana bu imkanı sunan bir kulüp var. Ben yapmıyorum her şeyi. Şu anda aşağıya insek tam 9 kişi var benimle beraber teknik heyette. Yani 2 tane performans hocam var. 2 tane analiz hocam var. Yardımcılarım ayrı, kaleci departmanı ayrı. Maç izleme ve oyuncu izleme departmanım ayrı. Sağlık ayrı, zihinsel performansa girdim. Ayrı bir pencere açtık organizasyon şemasının içinde. Şimdi bunların hepsinle çalışan ve bununla beraber de oyuncu grubunun yaptığım testlerin sonunda çıkan şu. Egosu yüksek, normal, algı seviyesi de yüksek. O da işte. Şimdi algı seviyesi yüksek olan bir oyuncuya bir senede vereceğini 6 ayda bu mesafeyi kapatabiliyorsun. Mesela Cengiz gibi. Cengiz gibi. Onun için buraya gelirken bir sürü kriterler, faktörler bu anlamda bunu destekliyor. Onun için şu an bulunduğumuz yer son derece sağlıklı, keyifli, harika bir 2016 geçirdik baktığında. Ama biz hala şundayız.
medya, sokaktaki insanlar acayip saygı gösteriyorlar. Bu benim için çok değerli. Şampiyonluk kelimesini bunun içine sokmaya çalışıyorlar bizi. Bizim böyle bir hikayemiz yok. Sezon başı itibariyle şöyle bir yola çıktık biz. Şimdi teknik adamlık yaptın, üst düzeyde çalıştın. Bu konuyla ilgili kendini yoruyorsun. 2 sene dördüncü olan takımın üstüne her sene bir hedef koyman gerekiyor. Şimdi bunun için ulaşılabilir hedef, yani Türkiye'de bakış açısı şudur. 2 sene dördüncü oldu, bu sene 3. olsun, 2. olsun, işte 1. olsun, şampiyon. Ne zaman şampiyon olacak? Bu bir ürün değil, marketten satın aldığın. Çalışarak, dokunuşlarla devam etmesi gereken bir şey. Biz şunu dedik. +1. Geçen senenin üzerine +1 ne koyabiliriz? +1'i genel olarak bireysel olarak da oyun olarak da açabiliriz. Bireysel nasıl açarız? Emre Belezoğlu 22 maç mı oynadı? 26, 27 maç nasıl oynayabilir? Volkan, kaleci Volkan 31 gol mü yedi? 27-28'e düşürebilir miyiz bireysel olarak? Ve bununla beraber oyun kalitemiz 2 senede %25 artmış. Bunu biraz daha nasıl yukarı çekebiliriz? Eksik yönlerimiz ne? 4. bitirdik. 3 olur mu? 59 puanı +1, 60-61 yapabilir miyiz? Bizim için ulaşılabilir hedef olarak bu sene makul itibariyle hedefler, bunu. Mantıklı hedefler bunlar. Bunu açıkladık. Şimdi ben şunu, evet, bu sene şampiyonla oynuyoruz. Şimdi sen oyuncu grubunu zihinsel olarak bitirirsin, kendini de kandırırsın, gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef olmaz. Oyun saf ve temizdir sahanın içinde, bunu geliştirirsen bunun karşılığını alırsın. Biz şimdi parça parça bakıyoruz. Harika. Ben az önce bir dönem futbol direktörlüğü de yapmaya gayret etmiş birisi olarak ideal bir yapıdan yapıyı gördüm. Tabii her kulüpte bunu yapmak çok, çok mümkün zor, değil ama çok özellikle bir teknik adamın bunu tasarlamış olması aslında bir taraftan da şunu gösteriyor. Kulüplerimiz, özellikle büyük kulüpler, sportif direktör, futbol direktörü vesaire arıyorlar. Zaman zaman da bu pozisyonlar açılıyor ve görev veriyorlar ama yani bunu bir sahadan gelen bir teknik adama, bir antrenöre bırakmanın avantajlarını işte Başakşehir'de görüyoruz. Aslında Abdullah Avcı buradan benim anladığım kadarıyla hem bu ekibin futbol direktörü, hem teknik direktörü, hem de beyin takımının lideri. Çünkü beyin takımı bir kişi değil, aşağıda dünya kadar ekip var. Var. O beyin takımının da lideri aynı zamanda. Bu Türk futbolu için örnek olması gereken bir durum. Başlı başına şampiyonluk budur aslında. Bu bir şampiyonluktur tabii, bence. Tabii. Zaten biz 2 senedir dördüncü olmak bence çok değerli bir şampiyonluk zaten gibidir. Zaten bu seviyede şampiyonluk. Tabii. Ama onun dışında kulüp bu yapıya inanmak, evet, bu yapıyı kurmak, organize etmek, görevlendirmeleri yapmak ve bu yapıyı güçlendirerek devam etmek, evet, bozmadan, kırmadan, dökmeden devam etmek üstüne bir koymak şampiyonluktur. Tabii, ayrıca. Tabii. Buna, bu yapıya teslim olmak. Ama biz durduğumuz yerde durmuyoruz hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Kendi içimizde bir takım şeyleri geliştirirken dünyada neler oluyor? Ben geçen hafta analizcim Barcelona'daydı. Harika. Hani biz ne yapıyoruz? Onlar ne yapıyor? Performans hocası oradaydı. Evvelki sene hem Real Madrid hem Barcelona yolladım, İspanya yolladım. Almanya'dan yakından bilgiler alıyorum. Bir şeyi kaçırmadan ve bunun üzerine bizim için doğru olan modelleri de yerleştirmeye çalışıyoruz. Bugün oyuncu izliyoruz dünyanın her tarafında. Kiraya oyuncularımızı veriyoruz. Bunları bizim birebir takip etmemiz, birebir eksiklerini tespit edip özellikle kendi içimizde sağlıkla da ilgili, çalışmayla da ilgili geliştirmemiz gerekiyor. Bunun bir tarafı var. Şimdi ben soruyorum, analizle ilgili ne yapılıyor Barcelona'da? Değişik bir şey varsa var görelim. Var mı bir şey fazla? Hocam biz daha fazlayız. Örnek veriyorum. Yani biz daha iyisini, çok daha detaylı yapıyoruz. Şimdi bu imkanları sunulurken şimdi oyuncu grubu da şöyle bir şeye ulaştı. Hani oyuncuyu geliştirebilirsin ama oyuncunun futbola bakış açısını değiştirmek çok önemlidir. Şimdi geçen gün tesadüfen tesiste Volkan Babacan'la beraber maç seyrediyoruz. Benim kullandığım bir takım terimler var. Yani oyuncular artık bunu çok alıştılar. İşte bloklar arasında havuz diyorum. Havuzun içinde yüzmeniz lazım diyorum. Örnek pencere araları diyorum. Pencere arası. Yerleşti artık. Yerleşti. Şimdi yani hocam diyor burada pencere yok diyor şimdi Volkan seyrederken. Ya senin yüzünden maç seyredemez. Yorulduk artık diyorlar, tamam mı? Şimdi bunlar hakikaten çok güzel şeyler. Yani oyuncuya bunu verebilmek ve bunun karşılığını alabilmek son derece güzel. Bu beni mutlu ediyor. Bunu böyle geliştirmeye çalışıyoruz. Ben çalışırken keyif aldığını da görüyorum hocam. Yani. Evet. Hem bu grupla çalışmak, hem sonucunu alabilmek, hem yeni bir şey, yapılmamış bir şey yapıyor olmak. Evet, evet. Bunun öncülüğünü yapmak gerçekten çok keyifli olsa gerek. Çok. Ben bir öncülük olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela
çok değerli teknik adamlar var ligimizde. Muhakkak. Hepsine de çok saygı duyuyorum. Kariyerlerine, kişiliklerine, hepsine çok saygı duyuyorum ama mesleğe bakış açısı getiren teknik adamlar var. Bunlar 20 yılda bir ortaya çıkıyor. Yani her gün değil. Çok başarılı teknik adamlar bir sezonun içerisinde 3 tane, 4 tane teknik adam çok başarılı olabilir. Amirli takımda veya kulüp seviyesinde Avrupa'da, yurt dışında başarı getirmiş, kazanmış veya yurt dışında kendisi başarmış teknik adamlar daha fazla ortaya çıkarlar. Ama mesleğe bakış açısı bakımından öncülük eden teknik adamlar 20 yılda bir, 30 yılda bir geliyor. Ben o anlamda Abdullah Avcı'nın ve takımının hem kişisel performanslarını hem birlikte ortaya çıkardıkları işi çok değerli buluyorum. Bu anlamda artık bir misyon sahibi olduğunu da farkındasın değil mi hocam? Yani bir misyonun var, öncülük ediyorsun çünkü. Vallahi bu duygularını yani sizin gibi medyadan da alıyorum. Ben hep bilgiyi paylaşmaktan yanayım. Çünkü sizden de senden de bir şey alıyorum. Ben de cebime bir şey koyuyorum. Ben de bunları paylaştığım zaman da karşı tarafta da ona göre bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum. Bunu dışarıdan da alıyoruz. Sokaktaki insandan da alıyoruz. Şu çok güzel bir şey ya. Oynadığınız oyun bize keyif veriyor diyor. Dışarıdaki normal bir vatandaş. Evet. Futbol sever birisi. Yani eğer biz bunları değiştirebiliyorsak, farklı bir şey yaratabiliyorsak çok önemli. Bütün teknik adam arkadaşlarımız da bunları düşünmüşlerdir. Bunları yaratmaya çalışmışlardır. Ben bu konuda inanın şanslıyım. Karşılıklı örtüşen bir şeyler var. Çıktığımız bir yol ve bunun yolunla beraber gelişen bir durum var. Örnek alıyoruz, saygı duyuluyoruz. Bunun üstüne neler koyarız? Evet. Şimdi bir teknik adam tesise geldiğinde maçı Allah bize yaşatmadı bu sene. Kaybettiğinde benim hiçbir kaygım olmadı. Çünkü ben niye kaybettiğimi ekibimle beraber çalıştık. Evet. Nasıl kazandığımızı da çalıştık. Şimdi bunun üzerine koyduğunda bir teknik adam olarak çok rahat bir ortamda çalışıyor. Benim baskım şu. İşimi daha iyi yapabilmek. Evet. Bu çok daha önemli bir baskıdır. Bu kişinin kendine yaptığı baskı ki aslında bence gerekiyor. Abdullah Avcı kendine baskı yapmalı çünkü tribünden yeteri kadar baskı gelmiyor. Tabii. Medyadan da çok fazla, tabii milli takım dönemi o başka, ayrı. O onu da yaşadık, o da tecrübe işte. Medya baskı biraz yapmadı, evvel resmen toprağın altına attı. Hatta tabii, üstünü örttü, 52'sini okudu falan. Tabii. Gibi getirirken, yani gelirken ben oraya son derece de destek olmuşlardı. Bunu da bir tarafa koyalım. Evet. Ama bundan sonraki sürecin nasıl olduğunu yaşayarak öğrendim. Evet. Onun için sahanın dışıyla ilgili bir tecrübeydi. Bugün dönüp baktığımda son derece rahatım. Evet. Yani onun için de detaylı konu. Ben futbolun gelişimiyle uğraştım. Onunla da uğraşmaya devam edeceğim. Kulüp olarak örnek olursak, diğer kulüpleri bunun peşinden çekersek, sayısını çoğaltırsak çok önemlidir. Ben şöyle düşünüyorum. Allah bana, ben antrenörle ilk 99 senesinde Ziya Doğan'ın yardımcılığı olarak başladığımda şunu hayal etmiştim. A takım tesisleri yürüyerek akademiye geçebileceğim bir şey. Şimdi bugün bunu gerçekleşmek üzere. Şimdi bunu ben Almanya'da çok gidip araştırmalarını da yaptım. Şu an itibariyle tesis, stat ve bununla beraber akademinin hayata geçeceği bir durum var. Ama bundan sonra devreye girecek önemli olan işler var. Biz antrenör de yetiştirmek zorundayız. Bununla ilgili kafamda da özellikle akademiyle ilgili projeler var. Ama bunu organize edecek, bunu daha kaliteli, yukarı çekebilecek Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Kesinlikle. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun iki tane görevi vardır. Üç tane yoktur. Biri antrenör eğitimidir. Bir tanesi de alt liglerin organizasyonudur. Diğerleri sosyal projedir. Hocam şimdi oraya geleceğiz. Hatta ben biraz sonra cebimden bir kağıt çıkaracağım. Birkaç tane isim soracağım. Aslında o konuya bizi döndürecek ama ben şunu merak ediyorum. Futbol konuştuğumuz arkadaşlarımız var. Onlara soruyorum. Sence Başakşehir'in en büyük farkı ne? Yakaladığıma soruyorum. Sence Başakşehir'in en büyük farkı ne? Onlar da bana soruyorlar. Sence ne? Ben az önce söyledim. Farklar var. Üç tane ayrı stratejiyi oynayabiliyor olması. Kadroyu çok doğru kullanıyor olması. Oyun okumada kusursuz gidiyor olması. Beraber oynaması. Beraber oynaması, bunlar bir tarafa ama en büyük fark, diğerlerinin attığı en büyük fark, özellikle geçişte ilk reaksiyonu en sert ve en çabuk veren ekip. Beşiktaş maçında Cengiz'e baktım. Cengiz'e geçen sene biz de karşı karşıya oynama şansımız doğru oldu. İzleme şansım oldu Cengiz'e. Cengiz tabii çok özellikle bir alt lig için çok yetenekli bir oyuncu. Büyük potansiyel, büyük kumaş. Ama oyunun içerisinde, ki orada da iyi bir eğitim olmasına rağmen, tabii, kopuklukları olan, oyun içerisinde dalgalanan, dolayısıyla sezon içinde de dalgalanan bir yapıya sahipti. Beşiktaş maçında bir şey gördüm.
ki hiç bana hayal ettirmemişti ilk gördüğümde. Başakşehir'i 18'inde bir kez Beşiktaş'tan topu kaptı. Başakşehir ilk reaksiyonu veren Cengiz oldu. Ve yaklaşık bir 70-80 metre mesafeyle... Son reaksiyonu da veren oldu. Son reaksiyonu da veren oldu. Evet. Yani bu bana göre Başakşehir'in en büyük farkını gösteren bir numaralı pozisyondu. Doğru. Ki benzerlerini gördük. Yani Emre Belözoğlu da, ki Emre Belözoğlu'nun en büyük farkı ilk reaksiyon. Tabii. Yani Atletico Madrid'de de, Inter'de de, Newcastle'da da, bizim milli takımda onu hep gösterdi. Ama yani Cengiz'in daha dün gelmiş oyuncunun bile, ki geçen sene bana bunu hiç hayal ettirmemişti, Başakşehir'de bu kadar kısa sürede bunu göstermesi mucize gibi. Şimdi biz şöyle de yapıyoruz. Sadece kaptığında değil ama evet, kaybettiğinde de ilk reaksiyon %100 veriyor. Şimdi bizim haftalık böyle planlamalarımız var. Yeni transferle ilgili gelir gelmez bir planlamalarımız oluyor. Özellikle benim için Türk oyunculuğun görsel hafızası çok iyidir. Analizler bu anlamda, görsel analizler son derece doğrudur. Rakamlar bunu destekler. Ama görsel şey son derecedir. Biz Cengiz'e geldiğinde benim analizcim hemen alır onu. Ondan sonra biz onun oynadığı bölgeyle ilgili neler istediğimiz, hem top bizdeyken hem top rakipteyken geçişte neler istediğimizi görsel olarak buna gösterir. Bu sonra sahada pratikte uygulanır. Şimdi buna hazırlıklı başlıyor. Şimdi Cengiz'in geçen sene aynı ligde oynadınız. Şöyle bir özelliği de var. İlk antrenmana geldiğinde bütün oyuncu grubuna kendini kabul ettirdi yetenekleriyle. Evet, saygı kolay uyandırdı bir şey yani. Saygı uyandırdı. Evet. Şimdi Emre topu kaybetmeyen bir oyuncudur. Emre topu ona atıyor. Evet. Çünkü kaybedeceğini, biliyor, evet, kaybetmeyeceğini biliyor. Yani. Sağ ayağından tutuyor, soluna atıyor. Şimdi biz şunu yaşıyoruz. Bir 6 aylık sağlıklı bir geçiş dönemi yaşadık Cengiz'le ilgili. İnişler çıkışlar oldu. Olacak. Yine olacak. Gene de olacak. Şimdi biz zihinsel performans departmanı kurduk. Onu hayata da doğru hazırlamamız lazım. Esas evet, bence ana bölümü bu. Eğer zihinsel olarak doğru hazırlarsak, genel kültürüyle, yabancı diliyle, vizyonuyla, hayata bakış açısıyla doğru hazırlarsak, sahadaki problemleri daha çabuk çözecektir. Evet. Şimdi bununla ilgili de çalışmalar. İrfan için de aynı şey geçerli. Evet. İrfan Can Kahveci için de aynı geçerli. Şimdi genç oyunculara bu şekilde yatırım yapmamız lazım. O biraz evvel dediğin geçiş oyunundaki o reaksiyon, bizim zaten genelde sağlıklı yaptığımız işlerden bir tanesiydi. Ama şimdi set oyununu oynarken de ben 3-4 opsiyonla çıkıyorum maça. Hocam özellikle siz önde baskıdayken o çok daha önemli. Yani evet, bana göre yani, özellikle Beşiktaş maçında bunu çok canlı gördük. Beşiktaş, Trabzon. Galatasaray maçının bölüm bölüm. Bölüm bölüm, evet, ama Beşiktaş maçının ilk 35 dakikası, evet, o bölüm çok sağlıklı gidiyor. Hatta analizde onun doğru örnekleri de vardı. Rakibin durumuna göre biz baskıları hangi maça başlayacağız, hangi maça başlamayacağız? Veya topu yola çıkartıp baskı yönlendirmeyi nereye ne zaman yönlendireceğiz? Hocam o yönlendirmeye kimse daha uyanmadı yalnız. Onu pek çaktırmayalım bunun bence. Bunun için biz maçtan bir gün evvel de bireysel toplantı vardır. Rakibin bireysel yönlendirmeleriyle ilgili toplantı. Peki yönlendirmeyi sahada çalışırken de gösteriyorsunuz tabii, değil mi? Yani, tabii, pratikte de gösteriyoruz. Kapat burayı, buraya gitsin tabii, falan tabii, gibi. Tabii, buradan tabii, başlasın, buraya gidelim. Kapattıktan sonra nereye devam edecek? Rakibin oyuncusu hangi ayakta, nereye kapatıp nereye yönlendireceğiz? Bunların hepsi çalışılıyor. Hocam çok da çaktırıyor. Yarın öbür gün size de önlemler alınmaya başlayacak. Alınıyor zaten. Yarın Yalçın mı başlasın, Epriyan'ın mı başlasın? Var, problem o da var. Olur. Biz de onunla ilgili başka şeylerimiz de var. Ama çalışacağız, geliştireceğiz. Ben şimdi 3-4 opsiyonla 3 senedir çalışıyorum ve tekrarla çalışıyorum. Bazen ona sıfırlarla hücum opsiyonları çalışıyoruz. Şimdi aslında 2 opsiyon daha sokmak istiyorum ama bu geçişlerde çok kolay değil. 2 opsiyon daha sokarsam 5 opsiyon, 6 opsiyonla bazı şeyler karışabilir. Ama yavaş yavaş o opsiyonları da sokacağım. Ama bu opsiyonları geliştirebilmek için biraz da oyuncu profilleri bunları belirliyor. Evet. Hocam şu gurur verici olmalı. Yani maç bitiyor, eve dönüyoruz. DVD'yi koyuyoruz, kendi takımımızı seyrediyoruz. Ben hiç yaşamadım da yani yaşayan biri mutlaka bununla gurur duymuştur. Yani ne çalıştıksa toplantı odasında, analizde ne istedikse, oyuncudan ne talep ettikse, mesela yönlendirmeyle ilgili söylüyorum ki Türk takımları bunu ne milli takımlar seviyesinde, ne şampiyonlar, ne UEFA Ligi, ne lig, ne PTT, ne üçü, hiçbir yerde bu yapılmadı. Yani bunu ilk defa yapan antrenör olmak böyle vay be
neler yapıyoruz biz dedirtiyordur muhakkak. Yani o gururu da çalıştığının karşılığını yani sahanın içinde evde, almak. Evde iltifatlar geliyor mu yani çocuklardan, yengeden falan? Var var, maça geliyorlar, maça geliyorlar artık. Anlatıyorsundur yani. Tabii, bunu deneyeceğiz, yapacağız diye. Özellikle oğlum, iki tane oğlum da bu konuda çok merak etmeye başladılar. Biraz da takımın ivme kazanmasıyla beraber. Bunları böyle bir konu başladığını zaman zaman onlara anlatıyorum. Şöyle bir durumumuz var bizim hocam. Şimdi biz maçı oynadık, örnek veriyorum. Hani en son Trabzon maçını oynadık, içerideki maçı. Haftanın ilk günü ki çalışmada bende şöyledir çalışma şeyi. Maçı oynadık. Maçın ertesi günü rejenerasyon vardır. Ondan o gün izin veririm eğer kupa yoksa. Ertesi günü çalışmaya başladık. İlk antrenmanın başladığımız gün geri bildirim toplantısı vardır. Yani geri bildirim toplantısı analiz toplantısıdır. Biz biraz evvel senin dediğin gibi hafta içinde taktik olarak ne çalıştık, maçta ne çıktı? Boşluklar neredeydi? Nereler içinde top rakipteyken yaptık? Geçişte neyi yaptık? O ucum opsiyonlarına neyi kullandık? Ve bunu interaktif bir şekilde oyuncuların katılımıyla beraber yaparız. Bundan bazen o kadar keyifli şeyler çıkar ki. Evet. Yani ben toplantıda teşekkür ederim yani. Evet. Çünkü oyuncu buna alışkanlık haline getirdiği zaman, alıştığı zaman oyuncu da bundan keyif alıyor. Geçen gün iki oyuncumun birisi sahayla ilgili, bir tanesi de sahanın dışıyla alakalı. Yani yine bir takımla alakalı röportajları bana çok keyif verdi. Mehmet Battal şunu söyledi. Ben bir takım için ne yapmam gerektiğini öğrendim dedi. Harika. Çok güzel bir açıklamaydı. Mahmut'un bir röportajı vardı. Bize ilk sene geldi, yani son geldiğim dönemde anlattıklarını yapamayacağımızı düşündük dedi. Evet. Ama buna alışınca dedi bunun daha... Zaten yaparak da başlamadı. tabii öyle. Ama bunlar son derece güzel şeyler. O geri dönüşü almak, yani toplantıda da, analiz toplantısında da veya kendini seyrederken de almak, bu bize son derece keyif verir. Hocam şimdi konuyu değiştireceğim. İnişler çıkışlar da olur. Tabii mutlaka. Hayatla ilgili. Sonuçlar da alacağız, alamayacağız ama biz oyunu geliştirmeye çalışacağız. Hocam şimdi birkaç tane isim söyleyeceğim. Buradan başka bir yere gideceğiz. Cengiz Çoban. Cengiz Çoban, stoper. Ferhat Bıkmaz. Ferhat Bıkmaz, Erkan Solbek. Ferin. Erkan Ferin. Harun Karadaş. Mehmet Yılmaz. Serdar Keşçi. Serdar Keşçi. Muhammed Ali Atam. Umut Salgınoğlu. Genç milli takım U17 takımının bunlar yarısı. Avrupa yani 8 şampiyonu olan kadronun. Evet. Oyuncuları bunlar ve maalesef bizim sık sık üzerinde durduğumuz Türk futbolunda önemli sorunların başında gelen, olgunlaşmakta olan oyuncuyu oynatacak mecrayı bulamıyor olmamız. Yani bunlar Avrupa şampiyonu ama bu futbolcuları Türk futbolu değerlendiremedi. Çünkü doğru mecra bulamadı. Bunlara oynayacak yer bulamadı. Doğru organizasyon, doğru merci. Çok çok doğru, teşekkür ederim. Böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. Doğru mu? Gerçekten bir milli takımlarda da görev yapmış. En üstünden en altına kadar görev yapmış bir teknik adam bununla olarak. Ilgili saatlerce, bu sorun doğru mudur gerçekten de? Sorun çok büyüktür. Bununla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Evet. Bununla ilgili çalışmalarım da oldu. Evet. Milli takım, A milli takım düzeyinde de oldu. Bugün de hala bunun mücadelesini veriyorum. Evet. Nasıl veriyorum? Kendim doğru kulübümde bir şey yapmak için ama bunu organize edecek de Türkiye Futbol Federasyonu dedim biraz evvel biliyorsunuz. Evet. Şimdi saydığın isimlerden bir tanesi de antrenör olarak yanıma aldım. Hangisi hocam? Serdar Keşçi. Öyle mi? Harika. Bir tanesini öğretmen yaptım. Oo süper. İlişkilerimiz hala devam ediyor. Beyaz gölge, beyaz gölge. Burada bir beyaz gölge hikayesi var, harika. Çünkü Türkiye'deki düzen, futbol iklimi... Bu oyuncuların bazılarının yukarıya seyretmesini, bazılarının aşağıya seyretmesini sağladı. Ki benzer yeteneklerde oyunculardı var, bunlar yani. Var. Şimdi bunların Avrupa şampiyonluklarından dolayı üniversiteye, spor akademisine, BESYO'ya sadece vardı. Yetenek sınavına girmeden normal kısa bir sınavla girme şansları vardı. Bazılarını oraya yönlendirdim. Evet. Serdar Keşçi'yi de antrenörlük bölümüne yönlendirmiştik. Kısa sürede bunu bitirdi. İkinciliklerde, üçüncüliklerde oynamaya başlamıştı. Bitirdi, geldi yanıma. Dedi ki hocam aslında şöyle bir planı vardı. Bir kurumsal yere girip çalışmak. Dedim ki antrenörlüğü düşünüyor musun? Hiç aklıma gelmedi. Analiz ekibinde eksiğim var. Bununla ilgili kendini de geliştirsin. Olur mu? Olur deyip ona da böyle bir yol haritası çizdik. Bir tanesini Anadolu'da şu anda öğretmen. Böyle bir haritası çizdik. Aslında bunların bir sürü detayları var. Üst düzeyde oynayan var. Bir sürü de sayabiliriz. Tabii şimdi onlar zaten yani hiç yarışma alanı beklentinin bulmuş olanlar zaten yerini buldu. Yani Caner'ler, Volkan'lar, şeyler, Arda'lar, Avrupa'da, Nuri'ler onlar Avrupa'da, zaten buldu. Avrupa'da da ben Hollanda ile maç oynadık. İlk resmi müsabakam biliyorsunuz. Evet.
A milli takım düzeyinde. Ben genç milli takım düzeyinde Hollanda ile de şey oynamıştım. Final. Final oynamıştım. 2-0. Ben listeyi aldım. Evet. 2-0. Listeyi aldım. Yani biz de o grup blok halinde çıkma şansı yok. Zaten o mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Avrupa'da da hiçbir ülkede de bu yok. Hollanda'da kim var dedim. Hani 88. Evet. Onlar bir tek kaleci Tim Krul vardı. Evet. Onlar da bizde yine 2-3 tane oyuncu vardı. Evet, tabii. Ama önemli olan oyuncuları da bu oyunun içinde tutabilmek. Tabii. Yani Avrupa şampiyonluğu, evet, dünya dördüncülüğü, 70 kere genç milli takımlarda, evet, oynamak, uluslararası seviyede oynayıp 25 yaşında futbolu bırakmak çok acı bir şey. Çok acı hocam. Çok çok acı. Şimdi bunları çok yaşamış bir teknik direktör olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlerinden bahsettim. Bununla ilgili de bir çalışmalar yaptım o dönemlerde. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli görevlerinden bir tanesi alt liglerin organizasyonudur. Güçlülerin güçleriyle oynamasının, hani kriterleri belirlersin. Bu kriterlere uygunları bir yerde oynatırsın ve güçlüler güçlülerle oynarlar. Biz genç bir takımda, ben futbolcuyken Bulgaristan ve Romanya ile oynadık. Başka kimseyle oynamadık. Doğru. Şimdi Arjantin ile oynuyorsun, İngiltere ile oynuyorsun, Almanya ile oynuyorsun, İspanya ile oynuyorsun, Fransa ile oynuyorsun. Seviye yükseldi. Şimdi bu seviyede yarışabilmen için, orada boy gösterebilmen için senin alt liglerin, organizasyonun, elit akademi liglerinin doğru olması lazım. Şu an itibariyle çok sağlıksız. Yani maçların sonuçlarını duyuyorsundur. Evet. 25-0. 25-0, 19-0. 19-0. Ben geçen gün Fenerbahçe TV'de, Fenerbahçe Beylerbeyi küçümseme anlamında söylemiyorum. Dakika 30, 4-0. Şimdi bu oyuncuyu 3 gün sonra çağıracaksın. Diyeceksin ki gel Fransa'ya karşı oyna. Mümkünatı yok. Olamaz. Ben Futbol Federasyonu amil takımdayken eğitim dersine Tolunay Hoca ile beraber şöyle bir şey yaptık. Bu Elit Akademi Ligi'ni güçlü hale getirelim. Uluslararası turnuva düzenleyelim. Antalya'da turnuva düzenledik. Elit Akademi genç oyuncu yetiştirme şeyi. Antalya Spor'la Manchester United oynadı hocam. Evet. Şimdi Antalya kimle oynuyor biliyor musun? Aksaki ile oynuyor. Maalesef. Oyuncu çıkmaz. Bunu bizim doğru yapmamız lazım. Eğer bunu doğru yaparsak oyuncunun gelişimi daha doğru olacak. Artı buradan bir şeye daha çıkalım. O zaman şunu söyledik. Almanya'da bu çok doğru bir örnektir. Oyuncu altyapıdan geldiğinde 19 yaşına kadar A takıma çıkamıyor ise. Biraz evvel ayrıldığımız konuya geliyoruz. Yani ayrıldığımız derken birleştiğimiz bir konudur aslında. Oyuncuların kulüplerinden ayrıldıkları süreçlere geliyoruz. 19 yaşına kadar A takıma çıkamıyor ise bu oyuncuyu ne yapıyoruz? Benim şu anda 13-14 tane oyuncum sağda kiralık, solda dışarıda. Kiralık oynuyor. İşte takip edebildiğimiz kadar ediyoruz veya tanıdığımız hocadan bilgi alıyoruz. Ya. Ben dedim ki Süper Lig takımlarından başlayalım. Üçüncülükten başlatalım. U21 ligini kaldıralım. Evet. Üçüncü ligde, profesyonel ligde yarışsın. İyi eğitim alamazsa bile rekabet ortamı içinde kesinlikle gelişebilir. 19'dan 23'e kadar. Bu bant 19-23 arası olacak. 19'dan 23'e kadar oyuncu kendi hocandan, kendi sisteminden profesyonel ligin içinde yarışacak. Evet. 23'e kadar oyuncunun tekrar bir sıçrama hakkı var mı hocam? Evet, var. Tekrar geri alma şansın var, var mı? Var. 23'te olmuyor ise oradan artık verirsin altyapından oraya. Aynen de 19'da 23. Bu proje de uygulanmadı. Şu anda da uygulanmıyor. Evet. Şimdi bu oyuncuların bu hale düşmesinin sebebi bu çocuklar değildir sadece. Değil bence de kesinlikle. Biz teknik adamlar, evet, var. Evet. Kulüpler var. Sistem var. Organizasyon var. Evet. Var oğlu var. Hepsi bu parçanın içinde kaybolup gidenler de var. Yukarıya doğru gelenler de var. Bunları doğru yaparsak bu oyuncu kaybolma oyuncu sayılarını da çok aza indireceğiz diye düşünüyorum. Futbol Federasyonu'nun eğitim departmanı aynı zamanda yani Fatih Hoca'nın tek işi, çünkü öyle bir title, öyle bir kartvizit sahibi ki şu anda Fatih Hoca, aynı zamanda futbol genel direktörü ve bu liglerin, gelişim liglerinin organizasyonundan da sorumlu aynı zamanda. Genç oyuncunun rekabet alanından da sorumlu. Dilerim onunla ilgili bir çalışma yapılıyordur. Gerçi şeyi okudum, faaliyet raporunu okudum. Genelde maç sonuçlarını gördük, fotoğrafları gördük. Hepsi güzel fotoğraflar, onlar da bir şeydir. Belki uygulama ama, benim için önemlidir. Uygulamada ben çok geride kaldığımızı düşünüyorum. O konuyu daha sonra başka bir şeyde mutlaka döneriz. Bu arada ben bir şey söylemek zorundayım genç futbol severlere. Beyaz gölgenin ne olduğunu onlar hatırlamıyorlar. Çünkü yaşları yetmiyor. Ben küçük çocukken Beyaz Gölge diye tek kanallı ülkemizde siyah beyaz TRT'de bir Amerika'dan bir dizi gelmişti, onu seyrettik. Basketbolla alakalıydı. Orada bir koç vardı. Koç sadece oyuncuların iyi skor alması, takımın iyi gitmesi için değil, aynı zamanda o beraber çalıştığı oyuncuların basketboldan sonraki hayatlarıyla da ilgilenen, işte bazısı uyuşturucu bağımlısı, bazısı
bölünmüş bir ailenin çocuğu. Bazısı iş bulacak, eğitim, üniversiteye gidecek, gelecek. Aynı zamanda o konuda da oyuncularına destek oluyordu. O yüzden siyah oyuncuların ona taktığı isim Beyaz Gölge'ydi. Ben Abdullah Hoca'da bir Beyaz Gölge gördüm. Sağ olun. Onlar... O yüzden bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Yani bunu canı gönülden yapıyorum. İştenlikle yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bir soru daha, yavaş yavaş soru cevap diye şeklinde gideceğiz. İlk defa yaptığım için de siz de kusura bakmayın. Hocam Messi mi Ronaldo mu? Tek kestirme. Bence Messi. Peki Griezmann mı Neymar mı? 5 sene sonra. Ya hepsi çok yetenekli oyuncular bu bahsettiklerin. Neymar diyeyim gene. Neymar. Ben de aynısını söyledim ama. Ya, tabii Neymar biraz daha sanatçı tarafı daha var, yüksek var. Olduğu bu için. Bu işin görseli de var. Var. Griezmann ama da çok büyük. Diğer büyük dışarıda bıraktıklarımız da çok büyük oyuncular. Tabii ki. Yani benim aklıma ilk gelenlerden Osmane Dembele, o Dortmund'un oyuncusu. Ben yani, yani çok kısa bir sürede büyük fark yaratacağın, o grubun içine girebileceğini düşünüyorum belki. Peki hocam şimdi Simone'den bahsettik. Gerçekten birçok teknik adamı, özellikle Arjantin'de yaşayan, İtalya'da ve İspanya'da yaşayan genç teknik adamlara ilham veren bir yapısı oldu. Hem kenarda vücut dili, hem çok klas stil, giyimi, kuşamı bir taraftan. Hani biz daha onu görmeden de Abdullah Avcı çok güzel giyinirdi zaten. Yani giyimde, kuşamda, şeyde, stilde ondan eksiği yoktur. Fazlası vardır ama hani bu tip teknik adamların da bir albenisi şeyi var. Siz genç milli takımdayken de çok, futbolcuyken de hatta güzel giyiniyordunuz hocam. Doğru. Yani onları hatırlıyoruz. Merak konusu, mutlu olduğum konu. Bu da bir taraftan aslında önemlidir. Ben önemli bulurum mesela. Doğru. Oyuncunun karşısına çıkarken insan biraz kendisine bakmalı derim en azından. Oyuncu saçı seni, varsa taramalı derim yani. Oyuncu mesela seni her türlü test ediyor karşında hocam. Tepeden tırnağa. Konuşmanı, toplantını, antrenmanda beden dilini, suratını, mutluluğunu, mutsuzluğunu, giydiğin kıyafeti, ayakkabını. Bunları zaten karşı taraftan alabiliyorsun. Çünkü biz oyuncu grubuna hitap ediyoruz. Oyuncu seni başka hocalarla da test ediyor. Ediyor tabii. Dünya çapındaki çalıştığı hoca varsa onlar test ediyor, başka hocalar da test ediyor. Giydiğin kıyafeti de başka hocalarla da test ediyor. Bazen o diyor, ayakkabıya bak diyor falan diyor. Bunlar bence önemli. Bunun dışında şu önemli benim için. Ben çocukluğumdan beri benim için bir merak konusuydu ve kendimi iyi hissettiğim, mutlu olduğum bir alandır. Ben Kasımpaşa'da büyüdüm, sokakta büyüdüm. Çocukluk arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Onlar kahvede okey oynarken hadi gelin İstiklal Caddesi'ne çıkalım. İstiklal Caddesi çok önemli bir caddedir. Dediğimde ne yapacaksın? Mağazalara bakacağız, vitrinlere bakacağız. Derdim ya manyak mısın sen, ne işin var orada, bir yerle okey oynayalım falan. Ya oğlum ya yürüyelim çıkalım, bak hem yürüyüş yaparız. Benim hikayem böyle, kendimi iyi hissediyorum. Kimseyi karıştırmam, biraz merak ederim. Ondan sonra kendimi iyi hissettiğim şeyleri giymeye çalışıyorum. Güzel, yakışıyor. Bununla ilgili takip ediyoruz. Bununla ilgili olumlu şeyler alıyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel, benim güzel. De sosyal anlamda bu kadar yoğunluğun arasında ailem, işim, işte birkaç değişik bir şey giyebiliyorsam beni mutlu ediyor. Evet, güzel. Şampiyonlar Ligi'nde favori kim hocam bu sene? Vallahi çok üst seviye, yani benim hayranlıkla izlediğim, orası başka bir seviye. Mesela Atletico Madrid gruptan firesiz çıktı bütün maçları. Hı-hı. Son maçta mı? Yok, hepsini kazandı değil mi? Ya 15 ya 18 puanla çıktı. Evet. Çok, 16-18 de olabilir. Ben mesela o Atletico Madrid'i favori gördüm. Ligde şahane gitmese de. Çünkü skor gereken oyunları çok doğru oynadıklarını gördüm. Yani çarşambadan sence çarşambaya. Sence kim hocam? Ben Atletico Madrid benim favorilerimden bir tanesi. Ben ama şunu, tabii ki daha iyileri var. Şunu bazen var. Daha üst seviyeleri de. Ben şunu duygularım belki böyle istiyor. 30 saniyede kaybettikleri bir Şampiyonlar Ligi var. Penaltılarla kaybettikleri bir Şampiyonlar Ligi finali var. Arda'dan dolayı bir sempatimiz oldu. Oyundan dolayı bir sempatimiz oldu. Hoca'dan dolayı bir sempatimiz oldu. Ve ilk önce böyle savunma anlamında örnek aldığım kulüplerden bir tanesiydi. Şöyle bakıyorum. La Liga'yı aldılar, UEFA'yı aldılar, Süper Kupa'yı aldılar. Hepsini aldılar. Bence yakışır. Bir tane eksik kaldı. Bir duygularım bir taraftan da hoca adına da bunu olmasını çok istiyorum yani. Evet, İnşallah olur. Arda nasıl gidiyor hocam? Eski oyuncun. Eski oyuncumuz. İki yerden İletişim oyuncu. Halindeyiz. Evet. Hala konuşuyoruz. Evet. Geçen gün hocalardan bir tanesini onun yanına yolladım. Evet. Arda organizasyonu yaptı. Yapmıştı. Hem bilgi, yeni bir şeyler var mı, neler yapıyorlar ilgili bilgi aldık. Evet. Çok keyif alıyorum yani. 16 yaşında beraber olduğum birisinin Barcelona'da oynaması, hayatla kendini geliştirmesi, pratik olması, sempatik olması,
Dünyanın en önemli kulübünde oynaması çok önemli. Gerçekten öyle. Çok da çözümleyici bir tavrı var yani her şeye karşı. Zaten hep çözüm odaklı ve pozitif olduğu için, çözüm odaklı ve pozitif olmak sahadaki, yani zeki olması yanında da sahadaki problemleri daha kolay çözmesini sağlıyor. Yani kamuoyunda tabii fırlayan oyuncuya, fırlayan teknik adama karşı bir şey durumu da var. Yani o mesela bir teknik adamı keşfederiz veya bir oyuncuyu keşfederiz. Sonra onun başarılı olması için dua ederiz. Sonra o arzu ettiğimiz yere gelir, ondan sonra da indirmeye çalışırız. Benim genelde şeyde olduğu gibi, milli takımda olduğu gibi. Ama Arda'da da mesela sanki sorunmuş gibi bir imajı var kamuoyunda, ama bence tam tersi. Arda çözümlerin adamı. Bana, tabii. Hani sosyal anlamda da, saha içerisinde de, saha dışında da. Bana bir çözüm insanı gibi geliyor. Hep öyle oldu. Evet. Ben çocukluğundan beri beraber tanıdım hala. Hatta geçenlerde şöyle bir şey oldu. İşte Orhan Hoca var bizde, eski Galatasaraylı Orhanak. O gidecek şeye, Barcelona'ya. O sundu bana programı. Böyle bir program var. Hem maç var, hem Şampiyonlar Ligi var, hem arada antrenmanlar var. Evet. Ondan sonra dedim ki biz kurumsal yeriz dedim. Arda'ya söyleyin dedim, beni arasın, izin alsın önce dedim. Yazılı. 10 dakika sonra baktım telefon çalıyor, aradı. Teknik konuşuyoruz, taktik konuşuyoruz. Bak güzel, böyle bir çocuk yani. Güzel güzel, harika. Ondan sonra bence de tespitin doğru, çözüm odaklı ve enerjisi yüksek. Hele ülkemizin şu anda böyle pozitif enerjiye ihtiyacı olduğu bir dönemde Arda gibi insanlara ülkemizi temsil ettiği yer, bulunduğu yer açısından destek olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Emre için de sorun olduğu düşünülür ama Emre de çözümdür. Ben de Emre ile bir sene çalışma şansı yakaladım. Evet, evet. Gerçi o bir senenin 10 birini kullanamadım. Ben Luis Aragonés'te sorun yaşamıştım. Ama o dönem Emre ile çalıştık kısa da olsa. Emre'nin de bir çözüm oyuncusu olduğunu, çözüm insanı olduğunu görüyorum. Şimdi Sorun gibi gözükse de tam tersi problem çözen oyuncudur yani. Tabii. Sahanın içinde dışında falan. Ben aynen öyledir. Aynen öyledir. Bir kere her şeyden evvel duygusal, duygusal ve duygusal zekasıyla bazen kapışan bir yapısı olduğu için ve senelerce baskının altında düşün, 20 seneye yakın ve devamlı üstüne gelin. 16 yaşından beri kamera onun gözünde. Ve üzerinde devamlı değişik algıların dolaştığı, yapıştırıldığı, algısının başka taraflara çekildiği. Duygusal, yardımsever, bunları biliyorsunuz. Çok anlatmama gerek yok. Belki doğru da değil, Emre açısından da doğru değil. Şimdi iki senedir saygının, sevginin, iletişiminin son derece sağlıklı olduğu bir ortamda bir baktığında bu sevgi çemberini... Huzur yansımış. Evet, yansımış yani. Sevgi çemberini oluşturabilen bir yapısı var. Bana inanılmaz yardımcı oluyor. Hocam, Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'de oynamasını en çok hakemler sevmiştir, kesin. Çünkü o huzur... Huzurdan dolayı bir şey var yani, herkese karşı pozitif. Tabii ki zaman zaman gerekir, yapmalı da. Tabii. Yani tabii, takımın tabii, lideri, tabii, kolunda tabii. Bant var. Bu bant buraya boşuna takılmadı. Tabii, tabii, tabii. Ama onda o şey tavrı görüyorum yani. İnşallah bence oynayabildiği kadar oynamasında fayda var. Ben de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben milli takımda da hala ona ihtiyaç olduğunu İşte biliyorsunuz ben yani. 2012'de Mehmet Topal'la Emre Yonatınca Türkiye karışı şimdi karışmış Emre için hala niye? Ben alırken, alırken Emre Yonatırken niye alınıyor dendi. Şimdi niye alınmıyor diye konuşuluyor. Evet. Doğruları bulamıyoruz, bazen kaçırıyoruz. Doğru. Yani ben de her zaman bulduğumu düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe'ye gelişinde de, Başakşehir'e gelişinde de hem Fenerbahçe hem Başakşehir için iyi olmayacağını düşünmüştüm ama Emre beni iki defa yanılttı. Aslında o süreci böyle yorum yapmadan bence zamana bırakıp görmek, geri dönüşlerini almak daha sağlıklı olabiliyor. Doğru. Ortam, Emre'nin buna katkısı, Emre'nin adımları kolay değildir. Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, İngiltere, İspanya, amil takım. Şu anda Türk futbolunun uluslararası seviyede en fazla maça çıkan oyuncusu. Buraya da bir adaptasyon süreci geçti. Kolay değil. Ama buna hep adım attı, hep fedakarlık yaptı. Yani. Evet, evet. Hocam şimdi Yalçın Çetin'e, Yalçın Ayhan'a baktığım zaman şeyi görüyorum. Ya siz mi beni büyük takımla oynatmıyorsunuz? Bak şimdi burada biz büyük takım oluyoruz işte. O tavrı görüyorum. Evet. Tabii ben uzaktan görüyorum. Yakından Abdullah Hoca nasıl görür? Şimdi Yalçın benim biliyorsunuz 18 yaşından oyuncum. İstanbulspor altyapısı. Ben de ilk orada görmüştüm. Evet, İstanbulspor altyapısı. Yalçın bugün şunu söyleyeyim. Rakip olduk. Ligde karşı karşıya oynadık. İstanbulspor A takımında oynadıktan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine bir büyük takım yaptı geldi. Yalçın'ın şöyle söyleyeyim, oyunu kurma anlamında biliyorsunuz herkesin kafasında bununla ilgili soru işaretleri vardı. Evet. Tek opsiyonla oynayabiliyordu, oyunu kenara atmadı. Biz opsiyonları çalışa çalışa Yalçın bugün artık topu
içine bayağı de atabilen, kullanıyor yani. Dışına bayağı da atabilen, blokların, blokların arasına da atabilen. Çünkü bu opsiyonlara çalışıyoruz. Ve kaliteli bir futbolcu. Bununla beraber benim hayatta gördüğüm en değişik profesyonel. Evet. Ben şunu iddia ediyorum. 40 yaşına kadar oynar Allah bir sakatlık vermedikten sonra. Gerçekten doğru. Evet. Yani kahvaltısıyla, yatışıyla, düzeniyle, çalışmasıyla kazanma duygusu abi, onun için, yüksek. Karakteri oyunun içinde son derece önemli. Müthiş rekabetçi bir çocuk. Rekabetçi yani. Bir oyuncu. Bu ligin size stoperi her zaman ihtiyacı var. Kesinlikle. Öyle bir oyuncu. İki buçuk senedir o gelişti, takım gelişti. Herkesin birbirine katkısı var. Yalçın Anadolu takımlarında da buna yakın belki performanslar gösteriyordu ama takımla beraber performansı arttı. Daha yukarı çıktı. Evet. Mil takıma aday gösterildi. Evet. Bu önemli. Teşekkür ediyoruz ona. Onun başarısını ben çok istedim. Yani özellikle 2 yıl önceden sonra yani bir transferi söz konusu oldu Beşiktaş'a. Sonra olmadı. Kendisi bütün detaylarını biliyorum. Bilir. Biliyorum. O yüzden onun bize başarılı olması oldu. Size oldu. O zaman Beşiktaş olmadı bize oldu. Evet. O yüzden onun da başarılı olması beni mutlu ediyor. Ne güzel. Tabii bu arada Uğur Uçar, Ferhat Öztürk, Eren Albayrak, Volkan, tabii kaleci Volkan Babacan, Eren Albayrak, Bekir Ürtegül, tabii Bekir uzun süre oynamış olsa da yani Mehmet Battal. Bu oyuncular da büyük takımlar tarafından istenmedi aslında. Yani bir yönüyle istenmedi ama şimdi liderin bünyesi içinde kendi takımlarını hocalarıyla beraber büyüttüler. Onlar da o gururu yaşıyorlardır muhakkak ama ben farklar görüyorum. Yani Uğur başka bir yerde şimdi. Ferhat başka bir yerde. Tamam Ferhat her zaman topu alır, oynar. Bunu yapardı ama ben rakibe yakın oynamak, döndürmemek falan bunları ben ilk defa görüyorum yani Ferhat'ta. Evet. Acaba yanılıyor muyuz? Yanılmıyoruz ben, ya, estağfurullah. Uğur'la Ferhat benim Galatasaray altyapısından oyuncum. 2005 senesinde bunlar Galatasaray A takımını oynadılar. Yani bahsettiğimiz sene 10-11 sene evvelden Galatasaray A takımını oynadılar. Bunların hepsi, bu saydığın oyuncuların hepsi değerli oyuncular aslında. Bence oyuncuları değerli kılan takım oyunudur, sistemdir, organizasyondur. Burada özellikle oraları da yaşamış, bu tecrübeleri katılmış. Tekrar bunu kanıtlamak, bu da bir insanın bilinçaltında bir duygudur. Ve organizasyon içinde doğru bulunmak bizi son, hani oyunculara da katkı sağladı, bize de katkı sağladı. Şimdi şöyle düşünün. Örnek verelim Mehmet Battal'dan. Şimdi Avrupa'da santrfor almaya kalkacağız. Doğru mu? Size'lı olsun, topu tutsun. Evet. Orta sahanın gelmesini beklesin. Evet. Dayanıklılığı iyi olsun. Evet. Teknik kapasitesi iyi olsun. Gol vuruşu olsun. Doğru mu? Alabilir misin 10 milyon euroya? Alamazsın. Maalesef yok. Şimdi 1.96 boyu var. Teknik kapasitesi var. Evet. Topu tutuyor. Evet. Benim takım savunmama, servisi var arkada gibi. Benim takım savunmama yardımcı. Yani bu takımın yani 30 tane pozisyon yemesini 10 pozisyona düşüren oyuncuların başında geliyor. Ne eksiği var? Gol pozisyon, hani pozisyon baksın içinde pozisyon almakla ilgisi. Bunu aşarız. Çalışarak aşarız. Şimdi bugün baktığında Beşiktaş'ın santrforu 2 tane atmış. Benim Battal bugün tartışılan oyuncu 4-4,5 golü var. Hocam Mehmet Battal'a ben biraz da şöyle bakarım. Yani kamuoyunda tabelaya bakalım kaç tane atmış diye bakıyorlar ama ben acaba Mossoro kaç tane atmış diye bakıyorum. Yani santrforu test ederken, santrforu sınıfa sokarken veya bir santrforun verimliliğini ölçerken sadece kendi attığı goller değil. Arkasındakine ne yaptırmış acaba? Yani Mossoro bu sayıya ulaşıyorsa bunda Mehmet Battal'ın ben payı olduğunu hatta yani Mehmet Battal'ın da bunu yapabiliyor olmasını da sistemin içine bağlıyorum. Mossoro'ya gelirken arkadaşlarla kendi aramızda konuştuk. Mossoro kulübünde UEFA finaline kadar çıkmış önemli bir oyuncu. Ama bireysel istatistikleri ilk defa bu sayılara ilk defa burada geldi. Doğru. Ben bunda hem Başakşehir'deki yapının hem Battal'ın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Emre Belezoğlu'nun da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Doğru. Çünkü Vizca da acayip sayılara gitti. Yani Cengiz şimdi Altınordu'da ulaşmadığı sayılara ulaştı. Doğru gidiyor. Yani bu sayılar sadece gol asist anlamında değil. Bunun bir mesafeler var, ikili mücadeleler var, oyunun dönüşlerine verilen cevaplar var. Bu anlamda hep birlikte bir başarı hikayesi yazıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben hiç şeyle başlayan o kelimeyi kullanmadım. Evet. Ama bana göre antrenör oldu. Bunu içtenlikle söylüyorum. Antrenör oldu. Farkı ortaya koydu. O burada duruyor. Evet. Dilerim ekip de o farkı ortaya koyar. Şimdi bu oyuncuların bireysel performanslarından bahsettin hocam. Benim şöyle bir ifadem vardır. Bende bir tane lider yok, 11 tane lider var. Evet.
Emre Belözoğlu önemli bir liderdir. Oynadığı zaman zaten söylüyorum kalite yaratır ama bölgesinin lideridir. Takımın üzerinde etkinliği vardır. Her oyuncu kendi bölgesinin lideridir. Bununla ilgili sorumlulukları vardır. Ben de bölgeler kolay kolay karışmaz. Ve bununla ilgili sahaların çizimleri vardır bilirsin hocam. Bunun için de biz hareket ederiz. Onun için bu bahsettiğimiz oyuncular sistemin içinde değerli bir oyuncu haline gelebiliyor ve bulunduğu bölgeye de katkı sağlıyor. Onun önemli bir parçası oluyor. Bizim bütün hikayemiz aslında buradan kaynaklanıyor. Mossora dedin, önemli bir oyuncu, anahtar oyuncu. Rakam vermek istemiyorum. Bizim attığımız gollerde onun topa teması çok fazla. Tabii yarı finali de var. Yani sadece yani finali yok. Asist ondan önce anahtar pası sağlayan oyuncu. Tabii. Yani ben çözüm de o anlamda ve çok zeki bir oyuncu çektiğini düşünüyorum. Öyle evet, gerçekten. Evet. Evet. Eskiden Başakşehir'e karşı oynuyordu ekipler. Şimdi favoriye karşı oynuyorlar. Doğru. Şimdi doğru lidere ifade karşı oynuyorlar. O doğru yüzden onu oynamak ayrı bir yapı da gerektiriyor. Şimdi takım savunmasını kompakt bekleyerek de çok iyi yapabilen, derin savunmayı yapabilen, önde baskıyla da savunma yapabilen bir ekip. Topla çıkabilen, pasta çıkabilen bir ekip. Uzun atıp baskıya gidebilen Anlaşan bir ekip. Akıcı kanat oyunları oynayabilen bir ekip. Ama yerleşik savunmaya bireysel beceri de gerekir. Doğru. Onu ne yapacağız? Transfer var mı? Şimdi bu tespitlerin doğru. Şimdi şöyle bir şey oluştu. Büyük takımlara karşı biraz evvel Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a biz aslında bu hocam sene en rahat onlarla oynarsınız. Baskılı bile başladık. Evet. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Normal de bu. Benim 2,5 sene evvel yaptığım bekleyerek oynadım. Artık futbol bence bunu mu oynayacaksın, şunu oynayacaksın değil. Oyunun iki yönünü ve topun sahipsiz olduğu bölümü ve topun dışarıda olduğu bölüm vardır. Şöyle bir istatistik var, onu da söyleyeyim. Topun dışarıda olduğu bölümle en çok mesafe kat eden takımımız. Çünkü pozisyonumuzu almakla alakalı. Evet. Dar alandaki oyunları yetenekli oyuncuyla problemi çözebiliyorsun. İki tane maç oynadım böyle ağırlıklı. Biri Konya içeride 1-1, biri Adana'da. Son Adana maçında 39 orta. Üçü isabetli, ikisi gol oldu. Biri verildi, biri verilmedi. Bunu oyuncu kalitesiyle açıyorsun. Hocam orada çok vahim şeyler de var. Yani o gün ben isyan ettim yani. Bir seyirci evet, olarak ben isyan ettim. Ama şunu geçmemiz lazım hocam, alıştırmamız Mossoro'nun lazım. Mossoro'nun golünde. Evet, şunu şey yapmamız lazım. Ben maç bitti, soyunma odasında oyunculara sakın hakem hakkında konuşmayacaksınız dedim. Şu iklimi nasıl düzeltiriz biliyor musun hocam? Oyuncu, şimdi hakem suçlu, teknik direktör suçlu. Oyuncu bu işin neresinde? Tabii oyuncu kaçışı. Oyunun içindeki yani provokasyonlar, oyunda topun kalma süreleri, oyunun devamlı durması, oyuncuların devamlı hakeme itirazları. Ben de teknik direktör olarak çıkıp hakemi eleştirsem, konuşsam oyuncu bundan sıyırıyor. O gün şunu yaptım ben. Hakem de formsuz, ben de formsuz. Ben iyi oynamadım çünkü. 39 ortanın 3'ü isabetli olmaz hocam. Set oyununda biraz evvel dediğin gibi set oyununda problem çözecek yetenekli oyuncu gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Doğru oyuncu olursa, bildiğim oyuncu olursa, bütçemiz uygun olursa katacağım. Yoksa yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Süper. Sağ ol. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdın. Estağfurullah. Antrenmana da çalışmaya da geç. Sağ bırakıyoruz inşallah. Yok estağfurullah yok. Vaktimiz var. Sıkıntı olmamıştır. Size de, sana da, TV Buya da yayın hayatında başarılar diliyorum.